Enes 100 bin olduk. Evet 100 bin özel ama bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. 100 bin olduk ya. O yüzden 100 bin kutlaması yapacağız. 100 bin kutlaması için de Enes bize bir pasta yapacak. Hayır yapmayacağım. Görüşmek üzere. Neden? Yapacaksın. Tamam yapacağım. Güzel bir pasta yapsın dedik. 100 bininci. Şimdi güzeline söz veremiyorum. Yani bir pasta yapacağım ama güzellik konusunda çok emin değilim. Bu arada ben hiç pasta yapmadım. Çünkü Orhun'a güvendim. Biliyorsunuz Orhun mutfakta çok çok daha iyi. Soğan kesme taktiklerini hatırlıyorsunuzdur Orhun'un vermiş evet. olduğu. Çok iyi biliyorsunuz ki soğan kesen adam çok iyi de pasta yapar. Tabii. Yani niye yapmasın? Şimdi malzemelerimi Şebnem aldı. Şebnem ustam malzemelerimi buldu. İki parça mı? İki parçayı. Ya zaten o kadar basit aldım ki mesela keki falan sen yapmayacaksın Enes. Kek falan sende değil aşkım. Zaten bırakıyorum ben o zaman her şeyi. Yo sen sadece süsleyeceksin aslında. Oyun gibi biliyor musun? Öyle düşün. Hani küçük çocuklarla annelere şey yapıyor ya. Hadi gel yavrum pasta yapalım falan diye bir oyun oynuyorlar ya. Onun gibi olacak seninkisi. Hani bunu kullanmayacağız. Bunu biz kendimiz yiyeceğiz Enes. Ulaşsana onların hepsi bizim kendi. Bunlar sen market alışverişi. Bunlar pasta ile alakası yok. Bunları biz yiyeceğiz. Evet süt kullanılacak. Sütü buraya koyuyoruz. Bir tane sütümüz var. Bir tane pasta kremamız var. Evet. Vanilinli. Pasta kreması kullanılacak. Ay. Bir tane İrem Şanti var. İrem mi? Krem Şanti. Buradan bakınca iyi gibi duruyor. İrem kim? Pul çikolatamız var bir tane. Bakayım. Evet bu pul. Muz var. Muzla süsleriz diye düşündüm. Yani muzlu olur diye düşündüm. Aa muzlar olmamış. Hemen ne yapalım bebişim bunları? Muzları diye. Hemen elma yanına falan koyalım ama olmaz ki hemen. Neyse olmuştur ya. Olmuştur arkadaşlar. Olmuş gibi yapacağız. Başka meyve var mı evde? Bu kullanıyor muyuz bunu usta? Kesin ustam vardır. Pastalarda vardır yani. Şefim. Kesin. Ama kek yaparken kullanmıyorlar mı yumurtayı? Tamam olmadı bir şey de kullanırsın. Bir de bu var. Çikolata sosumuz var. Üzerine falan dökeriz diye. Şimdi pasta yapmayı bilen kim var aramızda? Ben pasta yapmayı bilmiyorum. Hiç de pasta yapmadım. Ama çok da yani zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kekini falan her şeyini hazırladık. Sadece krem şanti ve pastacı kreması yapacağız. O zaman şeyi yapın da beni ortada bırakmayın yani. Öncelikle bence, keki açıyorum. Bence dur. Oğuzhan'ın iki parça galiba. Bir açsana. Bir aç sen onu. İki parça mı? Ben bir de o sırada şuradan bir şey alayım. İki parça ya. Ya hazır mı? O da mı hazır? Çok yakı çekmezsek oğlum geriliyorum. Bunu kek, olur mu? Sever mi? Bebeğim kekine zarar verme yalnız keki şey olmasın. Bir şey yok mu ya tepsi gibi? Hadi bakalım kekimiz yok. Bu ne lan? Bu çok basit siz. Abi dur. Üstüne kapat öyle çevir. Bam diye düşmesin. Burası böyle olmaması mı lazım? Hayır şöyle diyor ya. Şunu şöyle yap ki. Bir şey söyleyeceğim. Sana ne ya? Ya bu benim kekim. Ben böyle yapmak istiyorum. Yap ulan. Nasıl biliyorsan öyle yap. Allah Allah ya. Bebeğim öyle yapma. Bir de parçalım bakalım şuna. Parçalım İki mı? Parça evet. İki parça bir şey. Ama hayır tam parça evet. Değil. Bak parça değil. Senin yapman lazım. Parça değil. Duydun mu? Her şeye karışıyor bu çocuk bakayım, ya. Bakayım parça değil olmadı çünkü. Keseceğim. Ama bir biraz... bıçak geçin yani. Ya bir bıçak geçmen lazım aynen. Ya çok şimdi heyecanlandı. Bir anda videonun temposu değişti yani. Bu başka daha bir şey. Büyük bir bıçak mı alsam bebiş? Neden? Daha geniş varsa eğer hani o... Bebeğim o biraz kılçıllı bir şey ya. Zarar vermesin. Peki, hem büyük mi? Olan daha iyi girerdi. Bu buraya kadar geliyor. Büyük olan şuraya kadar gelirdi. Oş, bir tane büyük ben mi yapıyorum siz mi yapıyorsunuz belli değil ya. Ya ustalık. Ya onunla yap. Hayır şu diğer yeşille yap. İşte evet. Bu daha çok girer. O yüzden dedim. Kesik olan yerden git bebişim. Şu an kesikten gidiyorum. Tamam. Harikasın. Çok ince iş ama yapabiliyorsun. Sağ ol lan. Bıçağı yukarı doğru kaldırsana. Heh tamam. Artık buna dokunma aşkım. Bu böyle bir dursun önce. İki parça olmasının ne esprisi var bunun? Nasıl yiyeceğiz abi? Pasta arasında. Ben pasta sevmem zaten. 100 bin pastası da size. Burası da yani bu leş gibi ya. Etrafı toplamasın. Her kullandığını öyle atma ya. Bu kullanılır ki daha. Bana bak. İşime çok karı. Ağlama lan sen benim ben. Hemen kameraları sırtını verip ağlama. Hemen şiddet yani. Tamam hadi. Devam et bebiş. Bilmiyorum ki ne yapılacak. Ya hiç mi pasta görmedin? Sence ne yapılacak? Bir mantıklı düşün. Ya sütü ne yapacağımı anlamadım. Bir şey krema yapmam lazım içine. Tamam. İçine bir krema dolduracağım. Ha tamam. Sen krema yapmam sence lazım. Sence şunu dolduralım mı? Güzel olur mu? Pastacı kreması dolduralım mı? Sen ya. Çocuk beyliyorsun ya. Sence bunu koyalım mı? Güzel olur mu sence? Koyalım. Tamam hadi o zaman. Klinik müdahale edeyim mi? Heh. Abi geldi gene. Bir tane daha tabaka olsa ikiye bölsek, ayırsak bunu tamam mı? Ondan sonra minik bir az böyle bir çay bardağı kadar şerbet yapalım. Yani şekerli su yapalım ki ıslak olsun biraz, ıslansın içi. Süt nasıl atırız ona gerek yok. Şekerli süt de olur. Ben doğruna gıcık oluyorum biraz. Bu çok bilmişliği beni çok yani bilmiyorum. Yani sen çok bilmiş galiba. Şu kamerayı bir yapsana. Orhun gel bakayım. Hayır ya, hayır. Bu evin hanımı benim. Hayır, bu evin hanımı Orhun'dan. Bak burada hazırlanışı yazıyor ya. Önce bence pas
pasta kremasını hazırla. Tamam. Arasına falan sürersin. En üstte bir krem şanti. İşte, ne diyorsun? Şimdi onu hazırlamaya şekerli su diyorum. İçine çeksin diye. İçine hani, çeksin diyor. Sütlü şekerli tamam. Yapalım dedik ya. Tamam sütün yapalım şimdi hadi çeksin. Şunu diğer yiyorsun abi. İçini yukarı bakacak şekilde. Burası çıkmıyor değil bir mi? Bir şey olmaz. Çıkıyor ama iki tane bardak var ya o kadarına da. Mutfak hali arkadaşlar. Olur bunlar. Normali böyle. Şimdi birazcık süt tamam mı? Tamam. Şu kadar süt olsun. Tamam. İşte birazcık şeker. Ya ben böyle yani garip garip birazcık şeker. Bu ölçü bir mi ne şimdi? Birazcık şeker ne? Yok kararıyla atman lazım. Ya tat olsun diye işte. Şey yapalım. Gezdireyim mi şöyle? Evet gezdir. Böyle güzel şimdi, bir şekilde ıslatıyoruz ki kekimizi, kekimiz kupkuru olmasın değil mi? Aynen. Vallahi Şebnem de oğlum bu video boyunca kaç kere kapışacaklar merak ediyorum. Yemek çileklerimizde müthiş bir kavga var. Oğlum bana verdiler bir önceki videodan gazı. Evet ya herkes şöyle ben her güzel şey böyle güzel biliyor falan diye. Adam bir soğan doğradı diye yemek kanalına çevirdi kanalı. Full yemek yapıyor artık. 50 gram yumuşak margarin. Bunları derin bir çırpma kabına atacağız. Margarin almayı unuttum. Tereyağımız yok mu hiç? Yok. Geçmiş olsun. Bu videomuz burada bitti arkadaşlar. 100 bin kekimiz var isterseniz. Ya. Süflü yağlı olur mu ya? Orhun şefim olur diyorsa olur. Ben de olur diyorum. Tamam mı? Ben de olur diyorum. Şebnem şefim olur mu şefim? Olur. Kıvamı biraz daha kıvırdı. Ya şu sıvı yağ yok. Zeytinyağı var bize sadece. Olmaz işte şefim. Zeytinyağı biraz garip olabilir. Tadı farklı çünkü bayağı. Yağ koymayalım. E tamam, 50 gram ya, önemli olan süt yani. Soğuk süt istiyordu değil mi? Ha, soğuk bir süt. Bardak şey bu ya, diyet pasta gibi bir şey olsun. Evet öyle olsun. Kendi götümüzden 100 bin pastası uydurduk arkadaşlar. Hazırladığınız kremayı bekletmeden kullanın diyor. Tabii hemen süreceksin. Arkadaşlar 3 dakika tutacaksınız, hazır mısınız? Hayır ya, dakika falan değil, sen bunu anlarsın. 180, 179. Dur lan daha başlamadım. Kıvamından anlaşılır abi o ya. Aynen. Abi normal şey yap ya, dünyanın sonu. Dur. Abi istersen kaşıkla önden bir karıştır, düşük devir. Hani. Ha, öyle bir karıştır önce. Bak duman altı yaptın her yeri. Nasıl yapacağım başka türlü? Sen her zaman cadıya benziyorsun. Cadılar da böyle pasta yapıyor ya. Ama sıçrıyor, dışarı sıçrıyor. Sıçratmamak için bul yöntemini. Öyle çok hareket etmez. Çok değdir yere, çok arada boşluk verme. Deniz arada bir durur musun? Bak onun 6 saniyede falan bir durmak gerekiyor. Bak orada bir şeyler yazıyor olması lazım. 10 sürekli saniyeden elini fazla gıdasız boş olarak çalıştırmayın diyor. Ha tamam ama yani. Ama gene boş sayılır bu tabii. Sen şey yapma çok ara vermeden yapma. Orhun şefim siz de bu fikre katılıyor musunuz? Abi aleti bilmiyorum ya. Olabilir. Şebnem şefim? Kesinlikle öyle arada durman lazım. Yani kesintisiz çalıştırma öyle aletleri. Evet. Orhun bilmez bunları bende var ama. Bu bilgiler bende var. Gene çarpıştı Orhun şefle Şebnem şefim. Şebnem şefim isterseniz bir bakın. Bence kıvamı yavaş yavaş oluyor. 3 dakika olmadı ama. Bakıyorum. Bak bir koku geldi gördün mü? Evet. Birazcık daha var. Bunun biraz daha olması lazım. Öyle mi Orhun şefim? Siz de aynısını mı düşünüyorsunuz? Ya sen Orhun'a ne soruyorsun be? Sen beni dinleyeceksin ya. Acayip katılaştı. Bakayım. Heh, evet bak güzel aldı şu anda. Bu olmuş tamam. Bu olmuş şimdi. Olmuş mu Orhun şefim? O zaman siz odunla çıkın tamam mı? Ben gidiyorum. Ya. Ben gidiyorum. 100 bin içinden bir kişi eksildi arkadaşlar. Bunu hemen ben bir şeyle süreceğim. Neyle süreyim Şebnem şefim? Kaşıkla süreyim mi? Evet. Yoksa daha bıçak gibi bir şeyle mi süreyim? Spatulamsı falan bir şey. Şu. Hayır olmaz. Şu. Bu olur. Bu olur mu? Bence bu güzel olur. O zaman sürüyorum. Allah. Dur. Hadi. Hop. Hangisi alt hangi süt fark ediyor mu? Bakmış mıydın? Yok fark etmez. Tamam yapıştı. Sağdaki alt bu sanki daha iyi. Bu alt olacak olan değil mi? Artık o alt olur. Bu deli şey çıktı. O alt olsun. O alt olsun işte. Bu mu? Evet aha. Bunun üstüne daha düzgün kapatırız. Şey yap abi. Hemen yaymaya çalışma. Hepsini bunun öyle üstüne mi? Tamam. Yani. En son yayarız diyorsun. Aynen. Yoksa sabah. Orhun şefim teşekkürler Orhun şefim. Teşekkürler şef. Senin ağzını açamayız. Hepsini bu araya ara katta mı kullanacağız? Üstüne de sürecek miyiz? Üst kata da. Süreriz üstüne de. Birazcık kalsın. Güzel bir sür bebişim onu. Ben de burada işte Enes'e yardımcı olmak için her çöpünü topluyorum. Teşekkürler Şebnem Şef. Teşekkürler şefim. Hadi bakalım. Hızlı hızlı tamam çalışıyoruz. Tamam mıyız? Yayın mı biraz onu daha? Onu bayağı düzlemek gerekiyor. Evet onu bayağı düzleyeceksin. Onu güzelce düzle. Nasıl düzleyeceğim lan ben bunu? Abi sana bir tane daha kaşık verelim. Düzle. Abi yani yağ bıçağıyla da deneyebilirsin. İşte bıçağı atmasaydın kullanırdın. Güzel bir bıçaktı o. Hayır kızım o kesici bıçak. Ben bu şimdi düzleyeceğim ha. Evet bak çok güzel düzledin. Aynen. Öyle yap. Hiç düzleyemedim bence. Hayır çok güzel düzlüyorsun bebiş. Devam et. Yani bence şimdi bak ben şunu anlayamamanı anlamıyorum Melis. Bazı yerler daha tümsek değil mi? Yani buralarda daha fazla var. O zaman ne yapmak lazım? Böyle bir dağıtmak lazım. 2 dakikadır seni izliyorum. Hiç yapmıyorsun öyle şeyler bebeğim. Yapmıyorsun ama. Evet arkadaşlar. Herkesin her şeyi bildiği mutfağınıza hoş geldiniz. Hayır ya. Nasıl bir video oluyor hiç bilmiyorum bu arada. Kameramanım da. Oğlum videoya değil pastaya bakıyordu. Evet benim. Abi ben neyse canım çekti benim. Yeterince düz olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Sen şu üstündekini de sihir hadi onu da koy artık içine. Ha hepsini mi? Ha tamam hadi tamam bu güzel. Bu güzel oldu bakalım. Bir bakabilir miyim? Yani şöyle bebişim. Şöyle. Elini kaldırmadan devam ettirirsen daha düz olur. Üstünde kaldı ama.
Nerede kaldı aşkım? Bıçağın üzerinde kaldı. Tamam, onu ikinci katımıza süreriz. Sen merak etme. Şey, bana ne demedin? Bana bıçağın üzerindekileri al dedin. Sen merak etme aşkım. Çok güzel yaptın lan. Sonuçta ben de yani yapabilirim. Şebnem Şefim izlerken insanın canı çekiyordu. Bir yapsam evet. Falan. Ya çok bir pas yapmak, oyun oynamak gibi ya. O yüzden güzel. Öyle şimdi mi? Çok eğleniyorsanız vereyim ben size içeride. Şimdi ne yapacağız Enes? Bitirin. Sence de muzu kesip arasına koymak daha güzel değil mi? Tabii. Sana öğretici olmaya çalıştım. Şimdi Enes bulsun istiyorum cevabı. Kendi yöntemini bulmama izin veriyor. Enes hiçbir zaman cevap bulamıyor. Aralara çikolata da atılabilir mi? Onu soracağım. Çikolatayı ne yapacağız? Atılabilir şeymiş. İsterseniz atarsınız. Her şey yapabiliriz yani. Tamam, istiyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapayım? Bunları aralarına direkt atayım mı? Bir şey atarsın, yapacak mı? Yok, bir şey yapmana gerek yok. Bu atılacak. Tamam. Nedir bu? Hazır gidir, çikolata, damla çikolata gibi. Aynen. Ha. Al bunu at aralarına istersen. Oo, arkadaşlar bol mu istersiniz? Abi şey, bir muz bir şey koyacak mısın? Dur dur. Bak şimdi bir dakika, gerçi süslemesini üstüne yapmak lazım değil mi? 100 bin yapacak. Üste de yapacağız. Evet. Ama daha fazla vermeyeyim işte, o kadar da çok yok. Üste yaparız. O yüzden bunu öyle eşit dağıtmamışım. Ama bebeğim yolun ortasında söyledin bana. Neyse dur dur Enis, tamam yapma aşkım yapma. Vereceğim. Ama yolun ortasında söylendi. Yani ben muzumu kesiyorum o zaman. Bu bir metafor mu? Yanlış da ağzından çıktı ama evet, kessem iyi olur artık muzumu. Bunu bir çikolata versene, canım çekti. Al. Çok güzel kadar al. Ay çok güzel. Pişmesini falan da beklemeyeceğiz. Direkt yiyeceğiz bunu. Abi soğusa güzel olurdu ama. Biraz dolapta dursa evet. Güzel olur. Lan, muz bile soyulmuyor. Şuna bak. Muz çok bile mu sert? Biraz daha ince kesmek lazım değil mi ama bu ince için? Güzel olur. Muzun hiç tadı yok tabii işte. Olmadığı için daha yok. Muz olmamış mı diyorsun? Hı-hı. Başka bir yok mu? Oruç şefim öyle demiyordu ama. Mesela bu çok kalın bir muz. Bunu gömeceğim şimdi, izleyin. Ağzına atayım keşke. Aa oldu. Çok güzel oldu ha. Helal olsun be. Teşekkür ederim. Oley be. Şef mi? Enis şef. Bana bu artık hake omuzu öyle gömdün ya. Bana Enis şef mi dedin? Çok vay mutlu ben oldun. Duygulandım lan. Hiç bugünlere geleceğimi düşünmemiştim. Ya Enis şef, ben de derim ki şefim. Oruç şefim çok teşekkür ederim. Şefim şef, yağcılık yapmayın. Ya helal olsun sizin. Şefim çok güzel yapıyorsunuz. Ya bırak Allah şefim aşkına. Şefim çok güzel. Devam böyle. Yalnız bu elimden kayıyor muzlar ha. Bol muzlu oldu artık, yeter ya. Nereye yapayım? Koca gel kalmadan lazım. Buraya. Ay koydum şeymiş, özür dilerim. Neyse tamam, hiç zaten benim dediğim olmadı ki. Ama bebeğim koyduktan sonra söylüyor. Benim dediğim olmuyor ki zaten. Hiçbir zaman olmadı. Kaç kız? Bir dakika, şunları da koy bebeğim, şuraya koyalım. Yani. Bak, bu ne ya? Bu ne malzeme israfına son yaklaşımı, helal olsun. Sıfır atıkla çalış. Sonra tabaklamaya geçeceksin. Master şey yorum öyle. Tabaklama yapacağız, tamam mı sonra bebeğim? Tamam bir şey mi? Evet, şimdi sıra krem şantide. Hayır, bir sokacağım krem şantide. Evet. Aa yok, hayır. Üzerini kapat, kremayı yapalım gene. Üzerini bir kremayla kaplayalım, sonra krem şantiye geçelim. Bunun üzerine kapatıyorum. Evet. Alıyorum elime ve kapatıyorum. Al güzelce. Islaktır, ama çok ıslak şey olmasın. Ya. Dikkat etmek lazım. Aynen, çok dikkatli bir şekilde kapat bebeğim. Ay ya. Sıkıntı değil. Kenara kaydırırsın da bam diye koyuşun çok iyiydi. Bebişim ne oldu ya? Tamam. Tam erkek gibi koy. Bozmadın, helal olsun. Yani parçalanmaması bu arada hakikaten bozma. Hızlı koy dedi. Ben de pat diye çevirdim, koydum. Evet, şimdi üzerine süslemeye devam ediyoruz. Zaman. Önce şu şeyi tekrardan. Şunu yapacağım. Evet, pastacı kremasından koy bence. Abi elin hızlandı sanki. Tabii tabii, çözdüm. Mevzu bende. İzleyin şimdi bıçağı nasıl ters düz kullanıyorum. Berber gibi yemeği. Şunu yıkayım mi o zaman? Şunu ben, bana ver. Ay daha orada var. Elini çeker misin Şebnem Şefim? Şebnem Şefim göremiyor. Şebnem ya Şefim, ben bunu yemek bu kalan ne yapalım? Aynen. Tam onu diyecektim. Bu kalan ne yapılır onu siz biliyorsunuz. Aynen. Hallediniz. Çok Şebnem güzel Şefim, şu anda. Şebnem Şefim bizi lütfen. Oyalansın diye verdim abi, biz halledelim falan. Ya bakıyorsunuz. Beni aradan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Hayır Şebnem Şefim, sensiz olmaz bu pasta. Bence de bensiz olmaz. Önce bir yayıyorum, sonra arkadaşlar hepsinin üzerinden Orhun Şefim'den ve Şebnem Şefim'den öğrenen teknikleri uygulayacağım. Orhun'dan ne öğrendin lan? Acaba MasterChef'te de böyle diyorlar mıdır lan mesela? Somer şeye, Mehmet Şef falan. Ne öğrendin lan Mehmet Şef'ten falan? Böyle konuşma var mı? İkiniz de benim şefimsiniz sonuçta. Bugüne geldiysem şeflerimin masterclasslarıyla geldim. Şimdi yapıyorum masterclass'ları. Orhun'dan öğrendiğin soğan doğrama tekniği burada işlemez oğlum. Ya vallahi yapamadım ya. Vallahi güzel oldu. Güzel oldu. Çok bastırıyor. Bence çok güzel oldu. Aşağı. Bence az önce çok iyiydi. Daha iyisini yapacağım diye bozdum biraz. Ya tamam, bitti bitti, hadi bitti, bu kadar. Haydi krem şanti. Krem şantinin arkasına korkalım, ne diyor? Buzdolabından... Kerem şanti. Kıvam almaya başladın mı? Efendim? Kıvam almaya yok, biraz daha mı? Var. Daha var. Diğeri gibi olacaksa oruç şefim şattı falan. Daha koyu olacak. Şefim şefim diğeri gibi olacaksa diğerinden daha, daha yoğun, böyle daha kabarık olacak. Tamam, kabaracak. Haber edeceğim ben size şefim şefim. Aynen, kabarınca söyle, ben geliyorum. Sus, hamile kadınla aramızı bozma. Anladın mı? Hamile kadınla aramızı bozuyorsun. Oldu gibi şefim. Yok, biraz daha yükselsin. Olmadı mı şefim? Makineyi dinlendi. Olmadı. Evet evet. Dinlendi. Ay, dedim ama sana. Ya. Evet unuttum ama şefler. Ben unuttum. Teşekkürler Oruç Şefim. Şefim Şefim teşekkürler. Şefim, en başta ben uyardım. Yani Allah'ın de bir daha da söylemedim. Çünkü sonra diyorsun ki ben salak mıyım? Ama salakım Şefim Şefim. Yani 2-3 kere bir salak diyorsun sonra bana. 100 bin abone pastamız bizi bir araya getirip mutlu etmedi. 100 bin abone de ağzım. Ay
Hayır be. Ben çok mutluyum. Gerçekten. Mutluluk gözlerinden okunuyor. Şuna bak, yorgun savaşçı. Ama bir yavşak gitsin diyor değil mi? Şu gitsin. Ama şu gitsin, şu yok mu? Devam ediyorum. Hakikaten makine yanıyormuş ya. Bunu böyle gene geçen sefer alıp şey mi yapıyoruz? Üstüne at, evet aynen. Bebeğim istediğin gibi yap, bu senin pastan. Oh, bu bizim 100.000 pastamız. Aynen Orhun ya. Orhun dinlemek zorunda değilsin, niye aydır aşkım? Öyle niye diyorsun Şebnem Şebnem? Orhun da bize çok büyük katkısı oldu. Ben de aboneyim ya, o 100.000 insan. Olmadı demedim ki, olmadı demedim olsun. Ki. Olsun, o da söz söylesin iki. Üf tamam söylesin ya. Ya söz söylemesin, ben çıkarıda kalıyorum. Ya konuştu zaten ya. Konuşuyor Orhun aslında. Niye susmuyor? Bir kere bile susmadı Şebnem Şebnem. Bir de zannediyorlar ki bunu biz yok işte ekmek vermiyoruz, şey vermiyoruz zannediyorlar. Bunu kelepçeyle bağlıyoruz zaten. Bakın bu kadar konuşma özgürlüğü olan bir adam. Öyle düşünün. Evimizde köle olabilir. Sizce aynen. Kim kime işkence ediyor olabilir? Evimize gelip bizi işkence ediyor falan. Bunu gene bıçakla yayıyorum arkadaşlar. Evet. Onu da kurular mısın peçeteyle? Yok kurulamam. Bana soruyorsan eğer benim tercihim kurulamamak görünümden olur. Bana zorla pasta yaptırıyorsunuz lan. Video çekiyoruz ayağına. Zorla değiliz ya. Güzel bir şeyi paylaşmak için toplandık. Ya öyle mi? 100.000 pastamız evet. 100.000 pastamız mı? 100.000 abonemize. Özel pasta. Özel pasta ama biz yiyeceğiz. Bunu düzlemek daha zor gibi sanki ya. Buna daha oynak geldi. Biraz bana. Daha yumuşak olur abi. Baturan şefim? Tabii. Tabii. Siz de biliyorsunuz. Biraz şanti yumuşak olur. Daha önce kaç kere 100.000 pastası yediniz Baturan şefim? Yanlarına böyle alayım mı? Yanlarına da koy evet aha. Al yanlarına da yap bebişim oradan. Pasta tek bir siyahlık kek şey kalmayacak değil mi arkadaşlar? Evet her yeri bembeyaz olsun. Yanlarına bir şey abi sen biraz emaneten yayıyormuş gibi yayıyorsun. Ama hiç yani ben uzaktan uzaktan. Ya bir şey isteyerek nasıl yapılır onu bilmiyorum ki ben. İsteyeceksin biraz. Arzu edeceksin. Oğlum nasıl yapayım abi? Abi. Onun speechless şu an. Ya buradaki problem şu. Bileyim bak şu mesela bu normal ya. Böyle aldın ya. E tamam bak böyle yapacağım. Koyacaksın buraya. Elin alışık değil diye ya sadece bak. Siz iyi polis kötü polis misiniz lan? Evet biz öyleyiz. Ama birbirimize hani. Abi şurada hiç yok bak. Şuraya bulabilirsin. Müdür mü çıktı? Dışarıdan izleyiciler yarım saattir izliyor. Pardon şurada biraz kalmış yalnız. Teşekkürler Baturan şefim. Şebnem şefim teşekkürler. Ay bunu da biz yiyelim boş ver ya. Tamam. Sen bekleyemeyeceksin pastayı galiba. Aynen. Bu her türlü yenir canım zaten. Bu pasta garip oldu lan. Bu pasta böyle bir şey mi ya? Bir şey diyeyim mi? Bu da ayrı bir şekil oldu bu arada. Kötü olmadı. Gayet lezzetli. Bence yeterli. Keke gerek yok. Bu yalnız küçük kaldı be şeymiş. Bu ocağı mahvetmeyelim. Alayım mı şu ocaktan bunu? Bebeğim sen yok fazla... Sen bir dakika ne yapıyorsun? Orada fazlalıkları alıp atıyor gibisin. Atıyorum pastanın dışına atıyorum fazla. Evet. Uğraşmak istemedim her şeyi. Yeterli bence. Olur mu lan bunun üzerine 100.000 yazar mıyız? Yazarız ya. Çünkü senden maksimumu çıkacak yani. Başka bir şey çıkacağını düşünmüyorum ben o yüzden. Bunun üzerine 100.000 yazarız. Sağ ol benim açık sözlü bebişim. 100.000 neyle yazıyoruz? Çikolata var ve çikolata sosu var. Çikolata yazamam ki lan 100.000 nasıl yazayım bu kadar çok çikolatayla? 100 yaz, 1000'i sos yazar. Öyle mi yapalım? Hı. 100 yazıyorsun değil mi şu anda? Hı-hı. Kendime göre 1 yapıyorum işte. Ama 100 bile zor olur. Altına 1000 yazarız. Çok ortadan yani. Başladı sanki ya. Evet. Tamam bence bu oldu. Başka koyma alta. 1 oldu o. Bir sıfırı nasıl yapacağız lan? 4 taneden yapacaksın abi. Peki öyle yapalım. Elmas gibi düşün. Ortası boş kalsın. Öyle yapacağım. Sınırca bu. Biraz ıstakolata bir olurdu. Çok ortadan başladık. Siz anladınız arkadaşlar. Bu 0. Abi biz çikolata sosuyla dalacaktık bir şey ya. Evet ya. E tamam getir ama onu yapamazsın ki çikolata sosuyla. Yaparım yaparım ama yap. Yapabilecek misin? Sıkılacak bir şey değil mi o? Getir hadi sıkılacağını zannetmiyorum ama. Nerede çikolata sosu? Sıkılacak bir şey değilmiş lan bu. Abi kenara açılır onun muhtemelen. Şu üstten açılıyor. Ulan pastayı kurtarmamız lazım. Hayır arkadaşlar. Şunda hemfikir olalım bunun tadı güzel oldu zaten. Tipini beceremedik bence. Ama tipi, asıl tipi önemli evet. Pasta dediğin şeyin. Doğru diyorsun. Tadı hepsinin güzel. Çerçeve yaparız. Şuraya 100.000 yazsan. Yeterli bence. Hadi bakalım. Ama yazamayacaksın bence çikolata sosuyla. Önce nereden aktığını bir anlamam lazım. Ucundan akıt aynen. Ucundan akıt bence. Onu tut orayı, kapat orayı. Çevişim onu yapmaya çalışıyorum. Akar o akar. Ama istediğim yerden aksın istiyorum. Oh. Dur. Evet, güzel. Aşağıya 1000 yazabilecek mi? Hadi bakalım geldi. 1000'i nereye yazdın? O ne be? Bu ne ya? Bu nerede 100.000 nerede? 100.000 Ben yazayım. 100.000 Ben Maya alfabesiyle yazdım. Ne güzel yaptın lan. Evet bebeğim yani. Kadın eli deyince böyle oluyor işte. Yani benim elim çok kötü şimdi oldu ya. Şimdi 100 burası tamam mı arkadaşlar? O bir ele yazılacak o bir. Ağzını. Beni de şuraya yazayım bari. Pastanın ağzına sıçtık. Şuraya da 1000 yazayım. Büyük be hanım. Şey falan. Bir dakika dur. Sen boş ver 1000 yazılmış kadar oldu. Neyse 100. Helal be haydi alçı bakalım. 100 100 ne yaptı? 200. 200 bine kaç kişi yazıyor? Biraz daha böyle. Evet o zaman dur o zaman şöyle şey yapalım ya. Oo ben pastayı boşuna yapmışım. Çikolatasını ağzımıza döksek aynı hissiyat. Nasıl yani? Pastamız çıktı mı? Çıktı şey. Pastamız çıktı. Hazır.
Ve şey bence buzluğa girip çıktıktan sonra daha güzel gözüküyor. Katılaşınca mı diyorsun? Kırmızı kendisini toplamış gibi şefim buyurun. Evet. Anladım, siz buyurun. Bilmiyorum. İlk beraber keselim gel. Beraber 100.000 olduk. Evet. Evet. Oru sen de bir elinde tut lan. Sen de. Ay sen evet de, ya. Baturhan. Baturhan sen de şundan aşağı tut. Aynen. Değdirdim. Oley. Pastanın da ağzına sıçtı. Hadi bakalım. Çünkü yeteri kadar alkış, şey olmamış. Evet. Biz bunu kaşıkla yiyeceğiz herhalde, çatalda değil de. Yani çok şey olmuş yani. Ben yiyeceğim bu arada çok. Şey bir çatalda. Ha sen alerjin var, doğru. Nedense bugün alerjisi çıktı bir anda Batur Hanım. Alerjisi bir anda yüksekti. Pastaya alerjim varmış benim. Soğumadığı için galiba öyle kesemedim bebişim. Hadi keseceksen keseniz. Tamam ya Allah. Ya bir dilimi bence Baturhan'la paylaşırız biz. Aynen. İnce, ilk ince dilimi. Arkadaşlar böyle oldu. Bence gayet güzel iyi. Güzel yiyorsun ya. Bakayım. Bir dilim daha istemiyor musunuz ya? Bir tane daha şöyle bir dilim atayım ya. Ben vallahi yiyemiyorum. Ben de çok yemek istemiyorum abi. Ya neden? Neden? Ya ben kilo vermeye çalışıyorum. Ha, çok tamam, çikolatalı. Şey. Ya ben, yalan söylüyor kilo falan vermeye çalışıyorum. Ben hamileyim ben yerim. Bana koy bebişim. Evet çok güzel çıkardın. Vay. Vay vay vay. Vay çok dağlı güzel oldu. Nazar değdi. Yok hayır çok güzel bakın. Yalnız bu parça hakikaten çok güzel görünüyor. Evet. Sen sana verebilir mi bu parçayı? Yok vallahi ben yiyemem vallahi. İyi tamam. Vallahi vallahi buna yemin ederdi. Hakikaten ha. Allah çarpsın ki ben yiyemiyorum diye. Sen de tamam yüzü falan. Tabak versene şeymiş. Hep beraber gerisini atıyorum buzdolabına. Gerisi dolapta tamam. Dolmaya devam etsin. Buzluğa mı atayım buzdolabına mı atayım? Dur. Bebişim şöyle şey yapayım. Yok artık buzdolabına durabilir nasıl olsa bugün başka yemeyiz herhalde. Çatal çıkayım. Haydi bakalım nasıl olmuş merak ediyorum. Haydi tadım. Buyursunlar. İlk önce şefim şefim. Tadıyorum. Ben tattım. Tiramisu şey keki ya bu. Evet tiramisu lan bu. Tatlı o yüzden olsun, tiramisu kahveli olsun. Yani kek. O yüzden... Değişik. Kahveli bir kek var. Siz tadın bakalım. Hayır. Birbirimize yedirelim mi bakalım? Şöyle de geçelim evet, arada. Şuradan kremasından da alacağım. Ben aldım bunu. Tamam, bir saniye. Hani yedirmiyor muyuz birbirimizi? Bildiğin tiramisu oğlum bu. Bildiğin tiramisu kek yani. Oğlum şu anda tuvalete doğru koşuyor. Gayet iyi bence. Kahveli olması güzel olmuş bu arada. Ekstra evet. Olmuş. Kötü yapmama rağmen tadı olmuş. Bir tadı olmuş en azından. Pastada da yok ama bir tadı var. Şöyle. Yani sen tiramisu kek kalıbını yaptığın için çok rahat. Afiyet olsun. Bir şey hazır kek var değil mi sana? Görüşmek üzere. Teşekkürler arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Şebiş bay bay. Bay bay.